1. Cihan Harbi başlamış. 15 Zilhicce 1332'de Osmanlı İmparatorluğu Almanya ile birlikte birçok cephede savaşa girmiştir artık. Ayşe'yi 15 Rebiülahir 1333 yılında köylüsü Mustafa ile evlendirir babası. Eve kuma gelmiştir Ayşe. Kasabadan ve köyden de genç erkekleri orduya almışlardır. Babasının eşinin oğulları da gitmiştir askere, Doğu cephesine. Ayşe artık kasabaya da gidemez olmuştur. Kardeşlerini zor görüyordur. Evin bütün işini onun üzerine yıkmıştır evin hanımı Hatice. Hem hor görüyor hem de kötü davranıyordur Ayşe'ye. Zor kullanıyor, dayak atıyordur neredeyse her gün. Çocukları olmuyordur Seyfi ile Hatice'nin. Ayşe'nin kocası Seyfi, köyün muhtarı İsmail'in kardeşi ve köyün aynı zamanda bakkalıdır. İyi davranmıyordur Seyfi, ne Hatice'ye ne Ayşe'ye. Dövüyordur her canı istediğinde. Gündüz kadın, gece erkek zulmüyle baş başadır artık Ayşe. Bir gün dayanamaz, kendine zulmeden Seyfi'ye saplar bıçağı. Yaralamıştır kocasını 9 Cemaziyellah 1333'te. Yakalarlar Ayşe'yi, atarlar kadın hapishanesine. Kaldığı koğuşta kendisi gibi 7 kadın daha kalmaktadır Ayşe'nin. Birisi de Fatma'dır kucağında bebesiyle. Horasanlı bir Kürt kızıdır Fatma. Az Türkçe biliyordur. Kocası Ramiz onu kaçırmıştır köyünden. Güzel gözlerine aşık olmuştur Ramiz ama çabuk geçmiştir aşkı. Anasının Türk evine bırakıp gitmiştir. Zengin bir ailenin oğludur Ramiz. Hayvancılık yapar ailesi nesillerdir. O da hayvanları alıp arada daha güneye inip satar. Arada eve uğradığında da sadece dövüp küfreder olmuştur Fatma'ya. Fatma dilini bilmediği insanların yanında sadece tanıdık gelen türküleri dinleyip kendi dilinde söyler olmuştur. 17 yaşındadır ve bebeğini almıştır kucağına. Sonunda Ramiz gidiyoruz buralardan der Fatma'ya. Sıkıldım hayvanlardan, soğuktan. Birlikte yola çıkarlar. 20 gün at üstünde geçerler tüm doğu illerini ve Sivas'ı. Sonunda gelirler Ayşelerin kasabasına. Burada konaklayacaklardır bir süre. Ramiz Adana'ya, sıcak şehre gitmek istemiştir. Erzurum'un hatırlattıklarından da Fatma'dan da sıkılmıştır. Kendisini yeterince anlamamasından, oğlunun ağlamasından da sıkılmıştır. Hiç durmadan, susmamasından. O gece kasabada içip gelmiştir kaldıkları eve. Çok sarhoştur. Oğlu susmuyordur yine. Ramiz hem Fatma'yı döver hem de oğlunu. Çok küçüktür oğlu Çiğa. Sonunda oğlunu öldüreceğinden o kadar korkmuştur ki Fatma, uykusunda boğar Ramiz'i Adana'nın pamuklu yastığıyla. İşte o Fatma, güzel kocaman mavi gözleriyle bebeğinin üzerine eğilip her gece kimse duymasın diye Kürtçe ninni söyler oğluna. Ninni neyi anlatıyor diye soran Ayşe'ye, türkü bizim oraların sartırş, soğuk acısını anlatır der Fatma. Acı soğuğunu mu diye sorar Ayşe. Sermadij var değil der Fatma. Kalbimizin soğuğunu anlatır.